Şimdi deprem bölgesiyle ilgili gelişmelerle devam edelim. Almanya Dışişleri Bakanı ve Almanya İçişleri Bakanı Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremin yol açtığı yıkımı inceledi. Alman bakanlar Türkiye'ye 33 milyon euro ilave yardım yapılacağını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser dayanışma ziyareti için Türkiye'ye geldi. İki bakanı taşıyan Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı Gaziantep Havalimanı'na indi. Uçak depremzedeler için 13 ton yardım malzemesi getirdi. Bunlar arasında 100 çadır, 400 portatif yatak ve 1000'den fazla uyku tulumu yer alıyor. Baerbock ve Faeser daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gitti. 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünde incelemelerde bulundular. Yıkıma tanık oldular. Kırıkkale valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Alman bakanlara bilgi verdi. Baerbock, Alman hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye 50 milyon euroluk ilave yardım yapacağını açıkladı. Bunun 33 milyonu Türkiye'ye verilecek. Daher haben wir heute von Seiten der Bundesregierung Alman federal hükümetinden 50 milyon euro daha yardım sağladık. Bu kaynak özellikle çadır, tıbbi bakım, gıda yardımı, battaniye, jeneratör ihtiyacı için kullanılacak. Bölgedeki insanlar kısmen her şeylerini kaybettiler. Berlin hükümeti depremzedelerin Almanya'daki yakınlarının yanına gidebilmesi için vize kolaylığı sözü vermişti. Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgelerinde vize veren otobüs yollanacağını duyurdu. Düşündük ki eğer bölgedeki halk bir yere gidemeyecek durumdaysa o zaman biz bir otobüsle onlara giderek vize verelim. Böylece Almanya'ya birkaç aylığına gidebilirler ve vize işlemleri bürokrasiden uzak daha pratik biçimde yapılabilir. Almanya dünyanın en kalabalık Türk nüfusuna sahip ülkesi. Bu yüzden depremzedelere vize kolaylığı verilmesi barınma sorununun geçici de olsa hafifletilmesini sağlayacak. Ancak süreç henüz hedeflendiği kadar hızlı işlemiyor. Şimdi Türkiye'ye yapılan yardımlarla devam edelim. Pakistan'ın Türkiye'ye gönderdiği çadırlar NATO koordinasyonunda İncirlik Hava Üssü'ne ulaştı. Körfez ve Balkan ülkeleri depremzedelere desteğini sürdürüyor. Bosna Hersek halkı da duygulandıran bir dayanışma sergiledi. Türkiye'nin Ramazan ayında gönderdiği yardım kolileri doldurulup deprem bölgesine gönderildi. Türkiye'ye yardımların ardı arkası kesilmiyor. NATO müttefikleri Türkiye'nin yanında. Son olarak Pakistan'ın Türkiye'deki depremzedelere gönderdiği 500 çadır NATO'nun koordinasyonunda Adana'ya ulaştırıldı. 7 Şubat'tan bu yana Finlandiya, Hollanda, Romanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 12 NATO üyesi ve partner ülke 8 uçuşla Türkiye'ye 279 tonluk acil durum malzemesi taşıdı. NATO'nun Türkiye'ye göndereceği 1000'den fazla konteynerden ilk 600'ünü taşıyan geminin de bu hafta içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Körfez ülkeleri depremzedeler için tek yürek oldu. Ürdün şimdiye kadar Türkiye ve Suriye'ye 13 yardım uçağı, 42 kamyon ve 10 ambulans gönderdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, afetin etkilerini azaltmak için destekleri sürdürmenin önemine dikkat çekti. Bahreyn'de dayanışma içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve çadır gibi 55,7 ton yardım taşıyan askeri uçak yola çıktı. Bu Bahreyn'in gönderdiği ikinci uçak. Balkanların kalbi de Türkiye ile birlikte atıyor. Arnavutluk jeneratör, ısıtıcı, yorgan gibi temel ihtiyaçlarla dolu iki yardım tırı yolluyor. Bosna Hersek halkı ise dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Ramazan ayında dağıtılan yardım kutuları depremzedeler için yeniden doldurularak gönderildi. İnanılmaz hikayeler oldu. Yani gerçekten gelen şeylerden öyle de uygulandık ki. Yani son olan yani kara günler için saklanan paralar, yani yaşlı ninelerimizden geldi paralar, yani Ümre'ye, Hacı'ya saklanan paralar da geldi. Yani Türkiye'ye destek. Çünkü biz gerçekten yani biriz yani. İran'da yaşayan Türkler depremzedeler için seferber. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde toplanan yardımlar Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Ve Hindistan, başkent Yeni Delhi'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri anmak için program düzenlendi. Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel'in de katıldığı etkinlikte dualar edildi.